Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz toplum bireylerden oluşur. Biliyorsunuz değil mi? Evet, toplum beyni dediğimiz olguda birey beyinlerinin toplamından oluşur. Eğer birey beyni sağlıklı gelişirse toplum beyni sağlıklı olur. Birey beyni yanlış gelişirse toplum beyni yanlış olur. Ve bu yanlışa sonradan katılan da öncekilerden daha inançlı olur. İnsan bir şeye inandın mı? Başkalarını da inandırmak için anlattıklarına bazı şeyler ilave etmekten çekinmez. Ve bu yükselmeyen değerlerin KDV'sini de sizler ödersiniz. Demek ki 1500'lerde de, 2000'lerde de, bazı ülkelerde değişen hiçbir şey yok. Toplumsal yanılgılar ve kavramlar karmaşasındaki çalkantılar sürüp gidiyor. Ne oluyor o zaman? Her şey tepetaklak oluyor. Yani saygı duyulacak kimler kavramlar devriliyor, ilgi duyulan kimler kavramlar hop dikiliyor. İşte tam burada bilginin önemi ortaya çıkıyor. Ve de en önemlisi, vakit doldu, hoca da dersten çıkıyor. Haftaya bu konuyu işleyeceğiz çocuklar. Yalnız unutmayalım, nerede kalmıştık? Dikilmede kalmıştık. Heyecandan öleceğim ayol. Pardon, kaçıma lütfen, pardon. Bu abizlerin ceketi değil mi? Ay, herhalde. Ya. İçeridekine çay döküldü. Bir kuşu gidip evden mi getirdim? Helak oldum kız. Ama ölümü gör, sakın yazma. Tamam yazma. Ay, hayır, ile de yazacaksan bari şöyle bir resmimi koy. Olur. Allah kahretsin, gene kaçırdım. Abi mi? Abi sana derler, abla de, ayı. Abizler kadın kuralısına veriyoruz. Ayol, koy şunların yanına. İçeri mi sokacaksın o koca şeyi? Pardon hanımefendi, bir saniye lütfen çıkın şöyle. Ay, öleceğim ayol. Hayatım, baksana kaç saat oldu. Sen bir Ceyda Hanım gelmiş de sen kapılara fırlar. Ay, zamanında sahil yolda beraber çalıştık. O zamanlar onu kimse çakmıyordu. Ben asıl üstüm. Hala da öyleyim. Ablacığım, anlıyorum da kesin talimat verdi. Kim olursa olsun görüşmek yasak. Midem kazıdır açlıkta be. Küfte söyleriz, o da geldi. Çıkmayacağım. Ekmek çarpsa çıkmayacağım sahneye. Ne bu be? Köpek muamelesi yaparlar burada adama. Sen sahneye çıkmayacaksın da sanki Abuzer'in konseri bort olacak ha? Aybe'ye stres yaratma. Al spalini, bak dalgana aç köpek. Ha? Çal iyi çal. İyi çal da belki Abuzer beğenir, seni de götürür Almanya'ya. Ay başında götürecek kısmetse. Ne kıskanıyor ki? Ki ben mi? Ne kıskanacağım seni be? Ben Almanya'ya çok gittim. Bütün Avrupa'yı gezmişim. E bir de rahmetlik Zeki Müren ile. Hadi be. Yemin etsem başım ağrımaz ha, Avrupa'yı gezdim diye. Lüleburgaz, Çorlu, Kırklareli hepsini görmüşüm de Edirne'den dışarıya daha adım atmak kısmet olmadı. İnşallah Abuzer beni de götürür de bir de Avrupa'yı görürüz be. İnşallah. Herkese merhaba. Bir dakika arkadaşlar. Abiyle burada toplanırsak konseri burada veririz. Dışarıdakiler de hava alır. Değil mi? Ama sakin olun, bir dakika. Ama böyle yaparsanız buraya kimseyi sokmam ha. Medya hariç tabii. Yani medyaya sokarım. Medyaya izin veririm, medya çalışanı çünkü onların işi bu. Yani ekmek parası. Ya sizin de imasında, sizin de. Kimi der ki abi imzalı posterin var mı? Kimi der ki ben seni hemşerinem. Bir de der ki ya ben yolsuzum Abuzer abi. İyi anladık da bunun sonu ne olacak değil mi? Kurban olsun sana abi. Ha dur. Haşa, şimdi haşa. İnsana kurban olunmaz. Allah'a kurban olun. Kurban. Sana da kurban olun. Ben de size kurban. Hadi bak. Açılın biraz. Abuzer abi. Çocukla bir resim çekinsinler mi? Amcamın kızı olur da. Ya hadi bakalım, çabuk. Hadi. Gel bak, çekin. Gel bak. Sakin olun, açılın lütfen. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Abuzer, Ceyda ben. Beni hatırlamadın mı? Hani sen kız gazetesinde beraber çalışmıştın. Ne kadar değişmişsin kız? Yani ne kadar güzel olmuşsan, hiç değişmemişsen. Konserden sonra seninle bir görüşecek diyorum. Seninle konuşacaklarım var. Çok önemli. Tamam. Hele bir saniye çıkar kızım, dur. Görüşürüz. Ay oturun o. Eş oğlu eşi. Abi de
Derneğinden geliyoruz. Derneğimizin yemeğinde bize türkü söylersiniz değil mi? İyi de 40-50 tane dernek var. Ben hangisine yetişecek ablacığım? Ay bizimkine gelin ne olur bir görüşelim. Ya ablaya danışın. Ben tarih takvim bilmem. Ablayı bulun ona danışın. Tamam. Abla kim ayol? Bak, senin hem hemşerinem hem de senden tecrübeliyim. Ben iyi dinle. Ben senin sağ kolun olacağım. Sen her işi bana haber edeceksin. Sen bir tek şeyi düşüneceksin. Türkü söylemeyi düşüneceksin. Avuzer Bey, bu halk konseriniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Halka konser vermek çok iyidir. Neden dersen, müzik açısından yani böyle global olarak halkı sanata aşılamak, sanatı halka aşılamak çok iyidir. Yani sanat olmayan yerde ot bitmez. Yani siz bunu halka yararlı olmak diye şey ediyorsunuz. Öyle şey diyoruz. Maksat faydalı olmak. Ne demişler? İyilik yap denize at. Balık bilmezse haluk bilsin. Demek halkı gerçekten çok seviyorsunuz. Balığı da çok severim. Pul biberli lüfer. Medyanın karşısında öyle salak salak durmayacaksın. Seni un kapanına götürdüğüm günler geride kaldı. Sen yırttın oğlum. Şimdi bol bol konuş. Konuştukça sevenlerin artacaktır. Ya hiç kalkışmayın birbirimizi sevelim. İçinde sevgi olmayan adamdan korkacaksan. Halk beni niye seviyor? Biliyor ki benden kelek çıkmaz. Ben saygıda kusur etmem. Yani sanatkar olmak, para kazanmak, şöhret olmak iyidir de yamuk yaparsan halk seni sevmez. Ne demiş adam? Demiş deve bin akçe. Alamam oğlum diyor adam. Adam demiş deve bin akçe baba. Adam diyor oğluna ki alırım demiş. Yani atasözü tekerleme çok kullanacaksın. Halk böyle konuşanı çok seviyor bilin mi? Araya diniman lafları da sıkıştır. İyi gider. Cenab-ı Allah sizin yokluğunuzu göstermesin. Amin. Abuzer Bey, disko 8'de Hülya Güneş'le görünmüşsünüz. Aranızda aşk var diyorlar. Bak şimdi, yahu nimak çarpsın aramızda hiçbir şey yoktur. O benim bacım yahu. Yani 3 tane film çevirdik beraber. 40 gün aynı gazinoda çalıştık. Şimdi görünce selam vermeyelim mi yani? Burnu büyüdü mü desinler yani? Büyüklük Allah'a mahsustur. Yapmayın. Ya maç ne oldu? Maç kaç? Lafı karkaraya getireceksen. Öyle aşk hayatı falan konuşmak siyah yaramaz. Karda yürüyeceksen, izini belli etmeyeceksen. Çünkü seyirci milleti zempere edenden hoşlanmaz. Allah, gene mi çiçek? Yani mezarlığa döndürdüler burayı hani ha. Bu çiçeğe verilen parayı fakir fukaraya verseler, vallahi ben daha çok sevinirim. Güzel. Fakirliğini asla unutmayacaksan, lafını sık sık edeceksen. Böyle konuştukça zenginliğin göze asla batmaz. O zaman halk ne diyecek? Ya bu adam bizden biri diyecek. Koçumuzda bir pantolon, yaz kış aynı pantolon. Yani böyle nasıl 9 kardeş, yarı aç, yarı tok. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Bu açlık öyle bir şeydir ki yani sabaha kadar uyku tutmaz adamı. Abuzer Bey, teknenizdeki partide havaya ateş açıldı diye duyduk, doğru mu? Yok böyle bir şey ya. Adam şampanya açıyor, yani patlatıyor. Öteki de diyor silah patladı. Ya atalarımız demiş, at, avrat, silah demiş ama şimdi her şey değişti, dünya değişti. Şimdi şehirde ata binen var mı? O zaman silah da kullanmayacaksın. Ben kullanmam. Kullananı da sevmem. Sıkıştın mı inkar edeceksin. Her şeyi kabul edersen başın çok ağrır. Lafı kestirip atacaksın. Ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Buraya kadar muhabbet bitti. Bundan sonra el meydana çıkılacak. Sahneye çıktığın zaman aha böyle kollarını açarak seyirciyi kucaklar gibi et. Aha böyle. Türkü çığırmaya ele başla. İyi sahneler güzeldi. Sağ ol lan sana. Ay aşk olsun. Uçunda ne kadar büyümüş kız. Abuzer Kadayıf. Abuzer Kadayıf. Thank you.
bitmez hep acılarım var. Allah'ım ben niye mutlu olmadım? Hayatım hep bitmez hep acılarım var. Allah'ım ben niye mutlu olmadım? Başıma gelmeyen olay kalmadı. Global olarak tek anlamadı. Seni Allah'ın yok mu imansız? Kafayı yiyeceğim, aklım almadı. Allah'ım ben niye mutlu olmadım? Mutlu olmadım. Allah'ım ben niye mutlu olmadım? Kuvvetimi sizin sevginizden alıyorum. Ben de sizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Öptüm. Çocuklar.
ne olur beni indir beni Abuzer Bey. Bu benim ilk röportajım olacak Abuzer Bey. Ne olur beni indir beni Abuzer Bey. Ya küçük bacı, içeride komple olaraktan 2 saat 15 dakika şarkı söylemişim. Dertlerim kurulmadı. Şimdi bu röportajım olur ya. Abuzer Bey ne olur. Ben yeni gazeteci oldum. Ne olur bana izin verin. Bu benim ilk röportajım olacak Abuzer Bey. Ömer, Ömer bırak iş mi Ömer? Abdo? Ha. Hadi hadi. Burada kalmaya niyetlisin. Yok. Dedim ya bu benim ilk röportajım. Hey tamam ulaştın. Hadi konuşalım. Peki. Başlıyoruz. Sanat yaşamınıza nasıl başladınız? Bu şimdi sual mi bu? Ya kızım bunu 40 defa anlattık. Mısır'daki Sakın Sultan duydu Allah'ıma. Güncel sor güncel. Ama benim ilk defa... Aman ey tamam sana da dokunsan ağlayacaksan ha. Ne olur anlatın. Hadi lütfen. Bir gün benim türkücü olmam icap etti. Neden mi? Eyle işte. Yani sorma eyle. O zaman bu senin yanında oturan var ya bu senin yanında oturan Abdo. O girdi benim kanıma. O nefret bazdır o. Uzaktan da akrabam olur ha. Dedi ki bana, ya dedi senin şahane bir sesin var dedi. Sen dedi çık piyasaya, çık ortaya. Paranın içine sıçarsan dedi bana kendisi. Öyle mi Abdo? Etmedik mi bacım? Aldım bunu onun kapanına götürdüm. Bizim bir hemşeri var, kasetçilik ediyi. Beraber askerlik yapmıştık İstanbul Sarıkazi'de. Vardık onun yanına. Dedim ki, aha bunda bir ses var. Piyasayı duman eder Allah'ıma. Ya derken bizim hemşire aldı bunu stüdyoya soktu, bir tane okuttu. Bir tane daha, bir tane daha. Ya abla bunda çok iş var, bir kaset yapak dedi. Peki ilk kasetinizle mi şöhrete ulaştınız? Gazeteci olacağım değilsin ama yani hiç okumamışsın, gazete bile okumamışsın. Yine kültürün zayıf. Ya kızım bunlar hepsi yazıldı, hepsi çizildi. Sen uzayda mıydın ay? Bizim hemşire ilk kasetin dağıtımını beceremedi. Öbürünü de beceremedi. Sonra da başka kaset yapan olmadı. Bu da başladı sahil yolunda çalışmaya. Abo! Ya Ceyda'yı şimdi hatırladım. O kulise gelen değil miydi ya bugün kulise geldi? Vah Ceyda'm vah! Vah Ceyda'm vah! Ya abla bu karılar ne kadar çabuk eski. Ceyda kim? De buyur şimdi, de bakalım Ceyda kim? Mühim değil canım. Sahil yolundaki küçük dükkanda şarkı söylüyordu. Bu da oradaydı, acemiydi tabii. Kadın ne yaptı? Yol yordam gösterdi. Sonra 8-10 tane gazinoda daha çalıştı. He, gazino dediyse öyle 50-60 kişilik bir yer. Müşterilerin hepsi de erkek, ha, sap. Birkaç tane kadın var, onlar da obç. Vallahi 3 seneden fazla eli yerlerde çalıştı, durdu işte. Sonra bir gün bir televizyoncu geliyor, bunu dinliyor. Dedi ki, yahu seni yılbaşı programına çıkarak. Şans işte. Bu ne dumandır şu Yemen elleri. Valla işte ne olduysa o gece o programda oldu. Yılbaşı gecesi herkes Ebuzer'i tanıdı. Seyirci de bayıldı, gazinocu da, kasetçi de. Aslında hem ilginç hem de bütün ünlü türkücülerinkine benzer bir yaşam öyküsü. Öyle. Fazla bir numara yok. Yani sürüm sürüm süründük, sonra felek aha böyle etti, böyle oldu. Peki, son bir soru. Türkücü olmasaydınız ne olurdunuz? Ben hiçbir bok olmazdım. Çünkü ben türkü söylemek için yaratılmışım. Halkıma böyle hizmet edeyim, Allah'a bin şükür halkım da beni böyle seviyor. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Emine canım, bir şey diyeceğim. Çok teşekkür ederim Abuzer Bey. Umarım beğenirler, çok sağ olun. Sen de sağ olasın bacım, sen de sağ olasın. Böyle basına canım feda. Bir hadi yapalım. Alo? Alo İzze sen misin? Dinle oğlum, bombamı dinle. Abuzer Kadayıf'ın sevgilisi varmış, adı Ceyda.
Ne bekliyorsunuz lan? Gidin artık. Bu akşam çok yoruldum abla. Ama seyircinin reaksiyonu da ne kadar iyiydi ya. Vallahi yorulmak sana haram. Düşündüğün şeyi gerçekleştirene kadar Abuzer Kadayıf'ı sırtında taşıyacaksın. Konserde ha. Yo ben arkadan seyrettim. Bu millet delirmiş vallahi. Olmaz böyle bir şey ya. Olur. Burası Türkiye. Burada her şey olur. 4-5 tane serseri de kendine jilet attı ya. Başkasına atmadıklarına dua et. Kendi geleceğini tayinden uzak kalabalıkların isyanı bu tür müzikle dile geliyor. Hayda, türkülerin ne kabahati var? Türküler mi onu dellendiriyor? Git kendini parçala manyak mı diye. Düşün bakalım. Sağ ol ya, niye böyle ediler? Sosyolojik sorununu, ekonomik sorununu çözememiş kalabalıklar kendilerince böyle tepki koyuyor. Ha, doğru. Sevmek zor, evlenmek zor. Evlenebilsen geçinmek zor. Ne yapsınlar? Ya kaderden şikayet, ya şıkıdım şıkıdım oyun havası. He, insan dediğin öyledir. Ya ağlar zırlar ya da güler oynar. Sen kazandığın milyarlara bak. Bunca şaklabanlığı neden yaptığımı, buradan kazandığım parayı nerede kullanacağımı biliyorsun Abdo. Biliyorum. Bu işi yapacağım Abdullah. Hepsi senden bahsediyor. Çocuklar yapmayın yavrum. Birbirinizi incitmeyin evladım yapmayın. Kesin kavgayı. Hadi 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 hadi. Aramadım, merak ettim. Ersin, ben Ece. Maşallah, nerelerde geziyorsun? Saat 1 oldu. Ben yatıyorum. Sevgiler. Zaten toplum bilimcilerin 18. yüzyıldan beri süregelen düşünceleri böyle bir olgunun hem bireyin yaşamıyla hem de ülkenin toplumsal gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı olduğunu kanıtlıyor. Bizim gibi geri kalmış ülkelerde... Hocam. Geri kalmış yerine geri bıraktırmış ülkeler diyebilir miyiz? Aynı şey ya. Ece. Pardon. Selam Ece. Ne haber? Haberler sende. Ne zaman arasam geceleri evde yoksun. Ya arkadaşlarla akşamları çıkıyoruz da. Aha. Arada beraber çıkardık da
Haklısın. Son zamanda birlikte olamıyoruz. Ama böyle giderse bir süre daha da olamayacağız. Ah, işte bu haber güzel. Güzel değil tabii ki ama işte konserler, turneler... yani konferansların falan diyorum. Son zamanlarda arttı da. Neyse, ben hep buradayım. Beklerim efendim. Bak, hemen alınganlık gösterme lütfen, ne olur. Yani ben seninle görüşmek istemiyor muyum sanıyorsun? Ben seninle buluşmak istemiyor muyum sanıyorsun? Bilmiyorum Ersin, bunu kendine sor. Ece dinle beni, seni sevdiğimi biliyorsun. Son zamanlarda işlerimin yoğunlaştığını da biliyorsun. Görüşememek, sevmemek demek değil ki. Peki ne yapmamı istiyorsun Ersin, söyler misin? Görüşemiyoruz diye mutlu mu olmalıyım? Bir proje var Ece. Mükemmel, olağanüstü bir proje. Onu gerçekleştirdiğim zaman benimle gurur duyacağız. Muhteşem bir tesis olacak Abdullah. Öyle beton yığını falan istemiyorum. Çocuklar kedilerini evlerindeymiş gibi hissetmeliler. Alt katlarda öğrenim atölyeleri olacak. Üst katlar yatakhane. Çiçekler, çiçekler, ağaçlar. Kafeslerde kuşlar, tavşanlar, sincaplar. Çocuklara hayvan sevgisini de aşılamak gerek. İnsan sevgisini de. Ben de küçükken gelmişim. Onlar da küçük ama yani zor. Potansiyel soyguncu ya da katil olarak yaşıyor. O kadar acımasız ve şuursuzlar ki gözlerini kırpmadan insan öldürebiliyorlar. Sayıları da gün geçtikçe artıyor. Ne ilgilenen var ne önlem alan. İşimiz çok zor. Zor. Evet, senin işin çok zor Ersin Bey. Oraya çuvalla para gömeceksin. Allah vere de karşılığını kazanasın. Aha peşin para. Yüzde kovalamak yok, çek yok, senet yok. Figis ödüyoruz. Vallahi piyasada bu parayı verecek bir tane daha kasetçi yaşamıyor Abuzer abi ya. Yok böyle bir şey. Anlaşıldı değil abi. He? Ne diyorsun? Yok. Bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Abi iki dişimin arasına maydanoz parçası sıkıştı. Ona sebep diyemiyorum. Maydanoz dedim de kotlarıma geldi. Bu maydanoz çok faydalı bir şeydir. Ama mide nüans. Mideye okşayıcı. Mideye iyi gelir yani. Bu arada Taştağlı Mustafa'nın iki bestesi de bizden. Bedava yani. Onun da parasını ödemiş şekil. Hangileriymiş onlar? Biri kız kaşların karami, ötekisi de köprübaşı gültiken. Köprübaşı gültiken. Siz de gelip beni öpen. He? Ulan bu fiyata kaset yapan kaldı mı? Benim satıştan yüzden bunun iki katı be. Abi sen %10'un peşinden mi koşacaksın ya? Al fikis paranı bak keyfen. Yüzde kaçı benim diye ne yorulacaksın sen abi ya? Fikis al fikis. Ne diyorsun Abdu? Bunlar aslında iyi adamlar. İstersen bu seferlik böyle olsun. Yani şimdi bunun üzerine bir $100,000 daha koymayak mı? Kurban olayım. Yanarız. Abuzer abi yani en son mümkünü budur şerefsizim. Ulan libitiniz ne libitiniz? Sonra dedemizsiniz. Allah inandırsın bu yazlığını sattı. Ben de mahalledeki tekneyi sattım. Ulan tekne senin neyine? Yüzme bileyim mi? Yok. Yok tekneden düşse geberir ha. Diye hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kaset olur inşallah. İnşallah abi. Tapon listesinin başına geçer ha. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah. Gel. Şu çantanın içine ayıklayıver. Kabuğunu ayrı koy yaptı o. Hayırlı olsun. Hayırlı işlerde kullanırsan. İnşallah Abdullah. İnşallah Abdu, hani? Affedersin. Afiyet olsun. Güzel beyin
Orada muhabbeti bitince kap gel, olur mu? Fuat Bey'in onunla konuşacak önemli bir meselesi var. Söverim. İnşallah programı yorun değildir. Gelir, gelir. Biz çağıracağız, o gelecek. Ben bir bakalım da Siyah geri dönem. Ay şu pazar ilavesinde bir kere de ben çıkayım, ne olur. Ben çıktım ya, kıskanıyor. Bak, bikini giyerim, tanga giyerim. Paşadan çıkarken bir Sübyan'la öpüşürüm, ne olur canım, ne olur. Tamam, tamam canım. Ben sizi sonra ararım. Hı? Ah, inşallah. Bu Abuzer hergelesiyle ben de daha tanışmadım. Şu bizim Japon hayrı var, plakçı. Evet. Ona dedim. Açılışa gelsin dedim, kalktı geldi tabii. Tabii. Kapıda televizyoncular arakladı. Bizim derneğin konser için de araştırma yaptık. 30 milyar istedi. Mahallip haliniz, biz de bunu yardım için yapıyoruz. Şimdi 30 milyarı ona verirsek derneğe... 30 milyar ha? Evet. Vay it or it vay. Biz de ona bir ceza keselim. Ya şimdi Beşiktaşlıyım desem, Fenerbahçeliler darılıyor. Ya Fenerbahçeliyim desem, Galatasaray'ı küstürürük. Hocam ben bir şey demeyeyim. Ben milli takımı tutayım, milli takımdanım, tamam mı? Tamam. Hocam müsaade edin. Hayırdır? Hayır olsun. Buranın patronu seninle konuşmak istiyor. İyi, gidelim. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam. Hadi tamam, bakalım bakalım. Hayırlı işler. Hayırdır, bir durum mu var? Ya herifi gözüm eş tutmadı ha. Mafya mıdır, ne koktur? Ya Japon hayli bunun için babadır dedi. Bir hadi gidelim, bir görelim babayı. Hoş geldin Abuzer kardeş. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı müşteriler versin. İnşallah, inşallah. Bak seni Fuat Bey'le tanıştırayım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Fuat Bey piyasamızın sevilen ağabeylerinden biridir. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de efendim. Fuat Beylerin bir dernek gecesi var. Hayır işi. Her şeyden para alınmaz değil mi? Öyle ya, tabii. Üyelerimiz sizi çok görmek istiyor. Geleceksiniz değil mi? Gelecek, gelecek. Nazmi abisi ondan bir şey isteyince kırmaz. Değil mi koçum? Senin emrin olur ağam. Emrin olur Nazmi ağa. O Nazmi senin kıçını yesin. Bir de babaymış. Ya onun babasının çanağına sıçan ben ha. Bulmuş senin gibi enayileri mafyalık tasdiği. Ya Abdo, sana anlattım. Adam mafyaymış. Teşkilatı falan varmış. Sen tanımıyorsun ama herkes tanıyor. Babaymış. Yahu, her babaya eyvallah dersen babayı yersin. Bak hocam, her gün gazetelerde resmin çıkıyor. Televizyona ne vakit açsak seni göstereyim. Yahu o zaman adamlar diyor ki, bu adamda para çok, biraz da biz yolak. Ya abartma Allah aşkına. Ya nesini abartayım? Yarın öbür gün haraç ister bu kabahatler. Peki ne yapsaydım Abdo? Yani adama kafa mı tutsaydım? Senin konser davetine gelmiyorum mu deseydim? He öyle deseydin. Yani konser vermesen bu fış seni öldürecek mi? Bu adamlarla uğraşılmaz. Zaten şu proje bitsin, mafyanın da Abuzer'in de canı cehenneme. Kızıyorsun ama bu projeyi senden elbette gizlemeyeceğim. Şimdi söylemeyeceksin yani. Hayır, şimdi söylemeyeceğim. Ama nasıl olsa öğreneceksin. Herkes öğrenecek. Yani bu yazılı basında, görsel basında, işitsel basında yayınlanacak. Herkes öğrenecek. Bana bak Ersin. Bu bir keşif, bir icat falan mı yoksa? Elbette. Müthiş bir aşk makinesi icat ediyorum. Düğmesine dokununca karşı taraftaki kız görüşemiyoruz diye kızmıyor. Evet hayatım, görüşmesek de olur. Önemli olan sevmek diyor, değil mi? Elbette. Ay çok şerefsin. Elbette. Senin şu makine herhalde görüşemeyenlere, ayrı kalanlara, hasret çekenlere birebir. Öyle mi? He ya, öyle oluyor. Nasıl bu taklit ama değil mi? Pek de yapamam ama elbette öyle oluyor diyorlar ya onlar. Güzel, her şey tamam. Ama sakın bana aşık taklidi yapma. Asla. Seni gerçekten seviyorum Ecem. Ama sen de biliyorsun son zamanlarda işte ne gündüzüm belli ne gecem. Toplantılar, paneller, simpozyumlar falan böyle. Evet efendim, bir de derneğe yardımcı olalım diye çalıştık, çabaladık, sonunda getirmeye muvaffak olduk. Benim karım çocuk gibi de.
Efendim, eskiden bu derneğin gecelerinde evet. klasik müzik çalınırdı. Hayda, bilmez miyim mirim, bilmez miyim? Ve ayrıca tango orkestraları getirirlerdi. Tangolar, valslar. Ah, ah, neydi o günler? Çalınlar, çal! Yerim ben bunu. Ah, kuru ama çok çirkin. Hayret bir şey. Ah, deli misin? Tam benim gecenin sonunda bu hayırlı geceyi bize düzenleyen Çerçöp Topluma Derneği'nin değerli üyelerine iyi bir alkış. Kesinlikle manyaksın. Kızım herkese rezil olursun. Herkesin ağzına sıçayım. Sanki burada hanım hanımcık oturanların hepsi. Hadi yürü gidelim. Peki ne diyeceksin? En kısa zamanda ye beni diyeceğim. Beni ye. Kadınların hoşlandığı ama erkeklerin de kıskanmadığı bir imajı var Abuzer'in. Reklamda bu imaj vurgulanmalı, öyle değil mi? He, öyle. Herif beni kıskanırsa bana söker. Öyle değil mi Abdo? He ya, söver. Yalnız bir saptama yapmak istiyorum izninizle. Kadınlar erkekler tamam da aslında bu reklam daha çok çocukların ilgisini çekmeli. Yani ben ne yapacağım şimdi? Ha, bunu böyle yormuşum gibi, he mi? Üstelik çok hoşlanarak yiyeceksiniz. Ha. Kurt, kurt, kurt. Ya ben bunu çok seviyorum. Büyük küçük herkes bunu yemeli. Böyle mi? İşte aşağı yukarı böyle Abuzer Bey. Kolay bir şey ya. Yani bunun için bana verdiğiniz dolarlara yaptık. Bunu herkes yapar. Tabii ama önemli olan bunu sizin söylemeniz. Televizyonda siz söyleyince malum satışlar anormal artacak. Artsın, artsın. Ekonomi gelişmezse memleket kalkınmaz. Zaten müşteri özellikle sizi istedi. He anneyem. Müşteri beni sever. Gazino adam var mı? Müşteri kum gibi. Yani denizde kum bizde müşteri. Müşteri derken ürünün sahibini kastetti. İyi iyi. Yani maksat yani böyle ticaret olsun.
O da kazansın, ben de kazanam. Ben olmazsa olmaz. Neden olmaz? Çünkü ötekini kazandığımda berkinin gözü kalır. Tabii tabii, çok doğru. Sağ olasın ağabey. Halbuki dünya malı dünyada kalır. Ne demiş atalarımız? Az tabak çok ziyan getirir. Yani öyle bir şeydi işte. Neyse mevzuyu kapatalım, gelelim saadete. Yani ben paramı peşin isterim arkadaş. Ne demişler? Para peşin, kırmızı bir şey vardı ya. Yani her şeyin başı para. Para her şey olunca saygınlık anlayışı da değişti. Köşeyi dön de nasıl dönersen dön düşüncesi etik çöküntülere yol açtı. Şimdi gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu bir ülkede iyi aileden gelmiş, iyi eğitim almış insanların bile temiz kalması çok zorlaştı. Bu olumsuz gelişmeye maalesef medyada destek oldu. Karanlık trilyonerlerin, kökeni karanlık trilyonerlerin aşk ve seks ilişkilerine gazetelerde, ekranlarda sürekli yer verildi. Böylelikle halkın, özellikle de genç kuşağın bireyci ve çıkarcı olarak yetişmesine destek olundu. Şimdi size bir sual. Globalizasyon, yani küreselleşme nedir? Kırıtmayalım bir Kerem Bey, çıbık. Daha popçu söylüyor. Tamam, dinleyin. Burası daha kolumun nerede olduğunu öğrenemedin ha. Sen de benim duyduğumu duyuyor musun? Duyuyorum. Ne oluyor? Telefon çalıyor. Ya niye ben telefona bakıyorsun? Baksana telefona. Baktım, baktım, baktım. Alo, buyurun. Abi bir dakika. Abdü Bey arıyor. Alo, hayırdır Abdü? Neyi unuttuk? Hayal miydi onun günü? İyi, iyi hallederik. Eyvallah. Kör olayım, öyle yakıştı ki. Dur lan Yağcı. Oyunu bana. Allah'ım da değil. Gel. Avuzer Bey, Nazım Bey'in adamı geldi sizinle görüşmek istiyor. Kim olur o Nazım Bey? Tamam tamam. Gelsin buyurun, gelsin de. Nazım abimizin selamı var. Olsun baş üstüne. Yarın akşama 500 bin dolar istiyor. Ne? Ne istiyor? Borç mu istiyor yani? Biz bilmeyiz. Ya bu Nazım Bey deli midir, civanemidir ya? Tövbe yarabbim ya. Lan geçen de beni gönderdi bedava şeye, oraya... Ne yardım derneği yararına. Ha, yardım derneği yararına. Gittim orada satıcıların parasını bile cebimden ödemişim. İki saat eşek gibi sahne tutmuşum. Diyor bana şimdi 500 bin dolar ha? Yok kardeşim benim 500 bin dolarım falan yok. Ben haraç vermiyorum. Uğurlar olsun. Tamam siz bilirsiniz. Biz elçiyiz. Başınıza bir şey gelirse karışmayız. Aa, ne gelecek ulan başıma? Başıma ne gelecek ulan hırbo? Yavaş. Başıma bir şey gelecekmiş. Ne gelecek ulan başıma? Ne gelecek sonra basıyla gelsin. Bende haraç verecek göz var mı? Ne yapacaksa yapsın da görelim bakalım. He? Vay vicdansızlar vay. Şunların yaptıklarına bak apo. Hayvan oğlu hayvanlar. Mafyanın işi bu. O baba mı yaptı dersin? Yok canım, benim babam yaptı. Ne yapacağız? Ne bileyim. Sizce arabanızı kim havaya uçurmuş olabilir? Vallahi bunun daha iyisini polis biliyor. Abi derneği düşmanlarınız vardı. Ben herkese dost geçineyim. Ama düşman olabilir. Yani Allah ıslah etsin. Ne diye? Allah ıslah etsin. Magazinler falan diyeceksiniz. Programınızı çok beğeniyorum. Beğeniyorum. Sabotaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanatta stopaj olabilir ama sabotaj yoktur. Gazete rekabeti olabilir mi? Olabilir. Memleketin polisi var, yargıcı var, etiyesi var. Bana laf düşmez. Herkes haddini bilsin. Abdülhani, arabanızın mafyanın uçurduğu söyleniyor. Acaba araç meselesi falan mı? Anlayamadım canım. Sualini bir daha alayım. Ne diye sen? Arabanızın mafyanın uçurduğu söyleniyor. Acaba araç meselesi falan mı? Ya haraç caiz midir ya? Böyle araç vermek falan benim şeyim değildir. Ben sadece görevimi, vazifemi işletiyorum. Yok öyle. Daha haraç alacak arasından doğmadı. Ya benim mafyaya verecek param yoktur. Abizer Begim'in size çok selamı var. 500 bini denkleştiremedi, 300 bin gönderdi. Kamuoyunu meşgul eden en önemli olaylardan biri de Abuzer Kadayıf'a yapılan saldırı oldu sayın seyirciler. Çeşitli iddiaları araştıran emniyet yetkilileri soruşturmayı sürdürürken konu hakkında yarın bir açıklama yapılacağını belirttiler. Bu arada arabasının havaya uçurulmasını önemsemediğini belirten sanatçı, beni böyle basit olaylar değil, vatana, millete yapacağım hizmetler ilgilendirir dedi.
Al şunu da gideceğini borçları topla. Televizyon kuşu. Ya usta ya, abuzeri gösteriyor. Sana ne lan abuzeri der, onu veriyor ekmeğin. Bu ne lan, bu ne ha? Ha? Git içine hadi. Öyleyse vatandaşın sorunlarına değinen çok acil bir kampanya başlatalım hemen. Arkadaşlar, ben Sayın Bahadıroğlu'nun önerisine katılmıyorum. Ben size toplantının başında da söyledim. Bu tür girişimlerle... Kalsın. Bu tür girişimlerle partimize yarar sağlayamayız. Sosyal Denge Partisi etkinliğini öncelikle parlamentoda sağlamalıdır. O zaman somut öneri getireceksin hemen. Önce ayağınız biraz yere bassın ha. Oho. Kampanyayı hemen başlatmalıyız. Halk bizim için çok önemli. Halkın içine girmeli. Geçim sıkıntısını anlatmalı. Hastanede başına gelenleri anlatmalı. Neyi anlatıyorsun kardeşim? Bunlar herkes biliyor zaten. Bırakacağım bu sigarayı artık. Ben de bırakayım. Vallahi. Aman bütün bunları aynı gün almak zorunda mıydık hayatım? Aman Ersin, kapıdan indir her gün. Hadi başlayalım. Tabii 40 yıldır karabacılar gibi vır 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 tap 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 tap, değil mi? Aklıma ne geldi biliyor musun? Biliyorum tabii. Ne peki? Önce bunları alıyoruz, sonra da kiloları alıyoruz. Hayır değil. İnsanlar evlendikleri zaman bir süre sonra vurur mu yaparlar? Yok canım, ben gayet iyi geçinen 2-3 çift biliyorum. Öyle mi canım? Gülay evlenmek istiyor. Ama adamın evliliğe karşı bir alerjisi var galiba. Nereden anladın? Canım, kız ağlamazdan geliyor. Evlilik lafı etti de yok. Bol bol buluşup gezip eğleniyorlar. Fena mı, ne güzel, ne mutlu. Güzel mi? Tabii canım. Yani buluşup gezmek, eğlenmek güzel değil mi? Peki güzelse biz niye buluşup gezmiyoruz? Gezmeyi bırak, görüşemiyoruz bile. Abuzer kadayıfı yapılan saldırı oldu sayın seyirciler. Çeşitli iddiaları araştıran emniyet yetkilileri soruşturmayı sürdürürken... Ay, memleketin bütün meselesi bu adam. Niye bombalamışlar arabasını? Aman ne bileyim, işte vardır bir pisliği ya. Doğru. Ay, bunun ayakları da kokar. Kapıcıdır. Sizce arabanızı kim havaya uçurmuş olabilir? Tut, tut. Bir oradan. Ece, telefon. Sen bakın verersin. Ben bakayım mı? Evet, lütfen. Peki. Efendim, şu anda dışarıda. Hayır, evde de dışarıda. Pardon? Geliyor. Şu anda içeride. Kimmiş? Efendim, afiyet selam. Yapma. Peki, tamam, hemen geliyorum. Hastaneden mi aradılar? Evet, trafik kazası. Acilde çok yaralı varmış. Hemen gidelim. Görev sevgilim bu, tabii gideceksin. Evet, gideceğim. Hoşça kal. Güle güle canım. Bazen benim de ani işlerim çıkıyor. O yüzden birbirimizi anlayışla karşılamamız lazım. Değil mi canım? Ben sadece görevimi, vazifemi şey diyorum. Yok öyle. Daha haraç alacak anasından doğmadı. Ya benim mafyaya vereceğim param yoktur. Dört dakika var. Çubuk. De bak hele. Sen şimdi beyler Kuzey Vest istikametinde 30 adım gideceksen, sen de aksi istikamette beyler. Tamam mı? Çıkarın. Alın sekten elbiseleri. Üşümüşsün değil mi? Hava güzel, hava güzel. Daha güneş var. Ya hadi çekiyoruz. Hazır. Alo. Kamera, alo. Kamera hazır mı? Okey. Ne okey? Sanki Amerikan filmi çekiyoruz burada. Koy boyun intikamı. Nerede benim boru? Ver bakın boruyu. Alo kızım, bak şimdi, ben sayacağım, koş diyeceğim, koşacaksan. Ama sen hızlı koşacaksan filmde bu, yavaş çekim görülecek, tamam mı? Slow şeyden. Hadi, hazır. Hazır mıyız? Başlıyız. 4, 3, 2, 1, kamera, koş, koş. Kızım hızlı koş, ulan hızlı koş, hızlı. Stop, stop. Ne be, ne stop?
stopu ben. Stopu yalnız yönetmen der. Abi görüntüye girdin ya. Ne görüntüsü? Kameranın önünden geçtin. Hatasız film olmaz. Ama başka yapmayacaklar. Bu filmle ödül alacağım, ödül. Buna göre iyi çekeceksin, tamam mı? Filmin adı neydi? Hani? Adı daha yoktur ama olay hakiki. Yani bizde öyle sahtekarlık yok. Hakikisini çekiyoruz biz. Seyirci öyle istiyor. Öyle değil mi? Evet. Tekrar ediyoruz. Herkes hazır. Sayın 4, 3, 2, 1. Kamera. Boş. Boş. Boş kızım. Boş. Ne kadar güzel koşuyor hayvan. Stop ulan, stop. Evet evet, Abuzer Kadayıf için. İyi Genel Meclis üyesi arkadaşlarımın sevgi ve selamlarını iletiyorum Sayın Amirim. Sayın Başkanım, arkadaşlara selamlar. Abuzer işine gelince hallederiz, hallederiz. Gidip görüşürsünüz. Çok sağ olun efendim, sizden haber bekliyorum. Saygılar. Nazmi iyi misin? Dinle. Şu Abzer'le Cahit Bey'i buluştur. Sosyal Denge Partisi onunla çalışmak istiyor. Baş üstüne amirim. Tabii ki emrin olur. Hemen ikisini bizim dükkanda buluştururum. Sen de sağ ol canım abim. Bana Abzer Kadayıf'ı bulun. Güldürme adamı, öyle şampiyon olacakmış. Hadi özel aslanım benim be. Ulan şampiyon... İçeride değil mi? İçeride. Bir dakika bayan, bir dakika, bir dakika. Abzer'i göreceksin tamam mı? Haber verin, hadi, hadi! Yasak kardeşim, yasak! Görüşemezsin! O kim ki be benimle görüşmeyecek? Al benim peşimde biz olanlar, it gibi dolanır. Ağzını konu bozma, doğru konuş kadın! Hadi git ya, hadi git ya! Sarhoş mu, sarhoş? Zıkkı mısın? Sen var ya! Ekmek parası için çalışıyorsunuz biliyorum. Ben tanıştırayım. Ceyda Canses. Ses sanatçısıyım. Abzer'in sanatçı arkadaşıyım. Garibanlık zamanında. Şimdi bir bok mu oldu? Ne sanıyor o kendini? Niye benimle görüşmüyor? Niye benimle görüşmüyor? Çağır çabuk. Ceyda geldi diyeyim. Hadi be kadın, çabuk, hadi, hadi. Çabuk gelsin, hadi, çabuk hadi, gelsin. Hadi. Ceyda geldi diyeyim. Hadi. Çabuk, çabuk. Ceyda, Ceyda diyeyim. Ceyda'yı Bilo. Bilo, Bilo. Abzer. Abzer, Abzer. Dursana lan. İkide bir ortaya çıkıyor. Amacı nedir anlamıyorum. Bırak şimdi o karıyı. Gideceğin yerde ne konuşacaksan onu düşün. Dur bakalım canım, acele etme. Adamlar ne önerecekler? Abzer! Orospu çocuğu! Dur lan! Orospu çocuğu! Amirim emredince... Tabii şey yaptım. Bakın dedim, göreceksiniz. Derhal gelecek. Evet evet gelecek, başka yolu yok. Hayrettin abime kurban oldum. Tamam tamam sağ ol. Bir geldi, 6 ayda İstanbul'u adam ettirecek. Asıl amirim politikaya girecek ki memleket kurtulsun. Vallahi başınızla beraber. İster istifa edip ister emekli olsun. Abuzer'i anlatıyordun. Adam bir kere halkı yakalamış. Bu çok önemli. Zaten bütün siyasetçilerin de amaçladığı bu değil mi? Halk seni bir kere sevdi mi geliyor peşinden kuzu kuzu. Koyun sürüsü gibi ha. Kuzu kuzu dedim canım. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim partide bu yapıda zaten biri yok. Alnı da aldık mı yanımıza? Abuzer Kadayıf nerede biz orada muhabbeti? Bir dakika bir dakika. Bak, burada bile işi düşünüyor. Çok zor işi, çok. Pırlanta gibi adam.
namuslu, otoriter. Doğrudur. Bu iş için bile kalktı geldi. Ne avantası var ki? Ne hakkı neyse veririz. Almaz. Bir deneriz. Beni kırmaz ha. Cümleten selamu aleyküm. Hoş geldin Abuzer. Hoş gördüm ağabey. Sayın amirimiz, Hayrettin abi. Öyle mi? Memnun oldum amirim. Sağ ol. Ne mutlu sizi aramızda görmek. İnşallah bundan sonra partimizde de göreceğiz. Değil mi efendim? İnşallah. Elbette. Vallahi siz daha iyisini bilirsiniz. Siyah gitmeden evvel söylemiştim koca efendi. Senin politikayla işin olmaz. Niye biliyor musun? Ya bir tarafın adamı olursan öbür tarafı kaybedersin. Seyircin azalır, kaset satışın olmaz. Ayrıca düşmanın da çoğalır. Niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Sana kesin söz vermedim diyorum. Valla ben onu bunu bilmem. Kesin söz verecektim. Ben bu işte yokum diyecektim. Tamam, tamam. Uzattın. Uzattık öyle mi? Yo, ben senin istikbalini düşünmek zorundayım. Sadece yaptığın yanlışı söyleyeyim. Yükseldiğin hızla gıçının üstüne düşmeni istemeyeyim. Anladın mı sen profesör? Anlıyorum. Gayet de iyi anlıyorum. Ama ben oyunu kuralına göre oynuyorum. Bu Abuzer Kadayıf denen herifin ne yapması gerekiyorsa ben de onu yapıyorum. Tamam, bu ne iyiydi sen? İşte yani düşünsene şimdi 1 milyon dolarlık villa, o kadar arabalar, personel, korumalar, bunlar Ersin Balkan'ın yapacağı işler mi? Bütün bunlar Abuzer Kadayıf'ın beğenisine, ilişkilerine göre düzenlendi. Oh! Niye kızdın, canı yandı değil mi? Ya sana kızmıyorum. Bu parti işine ben de sıcak bakıyormuşum gibi düşünüyorsun, ona bozuluyorum. Bu herif böyle şeyleri yapar. Hangi herif? Abuzer Kadayıf. Hay onun kafasına sıçan ben ha. Sağ ol. Ya siyah diyemeyeyim kocam ha. Herif diye. Neyse. Yani bu adam bir siyasi partiye de yanaşabilir. Başkanına yalakalık da yapabilir. Çünkü ilkeleri olan biri değil ki bu. Gözün yarayayım profesör. Hem böyle düşünürsen, hem benden o cahil tülkücüye niye böyle şeyler yaptırırsan ya? Ya bunlar adamın bünyesine, konumuna uygun da onun için hatta. Ya dinle şimdi, bu hayvan oğlu hayvan var ya. Kim? Ya o abizere diyeyim ha hocam. Bu adam icabında rakı içi, kiçil köte yiyi. Karlarda götürür zaten. Sus. Ya susmayayım ha. Film çekip, kaset yapıp, konserler verip milyonlar kazanmayayım mı? Kazanayım. Ya bu devirde icap edeni yapayım. İşte ben de onu diyorum Abdullah. Ben de onu... Ya ben onu demeyeyim ha. Ne diyorsun? Ya bu hayvan ola hayvan var ya. Ya sen küfür etme Abuzer de ben anlarım. Ya ben de ona diyeyim zaten, anla artık. Ya bu herifin yaptığı yanlışları senin mutlaka düzeltmen lazım. Niye Ersin Bey? Niye? Bak sana söyleyeyim. Şimdi bu herif eğer batarsa sen de batarsan. Ya karıları rakıları unut. Ya milyarlar giderse yanmışsan ha kocam. O zaman çocuklar için yaptığın şeyi de unutmak zorundasın. Galiba haklısın Abdo. Hatta haklısın. Ha öyle. Neydi bu baba bozuntusunun numarasının sonu? 51 mi? 43 mü? 15. Efendim? Alo? Nazmi ağabey, ben Abuzer, Kadayıf. Ha, buyur Abuzer. Ya ağabey, ben böyle düşündüm, taşındım. Bu parti içinde ben yokum. He vallaha. Tabii, keskinlikle yokum ağabey. Sen bilirsin Abuzer. Sen bilirsin. Ben bilirim. Oh be, çok rahatladım, çak. Hoş ver abi dalgana bak, çak o zamanı çak, çak. Vallahi ben de rahatladım ha. Ne demişler? Deve yükünü indirmiş, bedevi rahatlamış. Ya senin bu benzetmelerin harika. Ben gideyim Ece bekler. Sen bu kıza aşıksan. Nereden anladın? Ben anlarım. Sen musluktan da anlarsın değil mi? Ne? Ya bizim tuvalet, tesisatta bir kaçak var herhalde, şırıl şırıl akıyor. O zaman gidek bakak. Yok geç ol, şimdi başka zaman. Ya ne geçi ha, yürü. Ya sen benim işimi hallettin, ben de senin... Kaleni yapam. Ne adamsın ya. Sen şunu yak. Ben şunları toplayayım.
Ecem, korkma Ecem, yok bir şey. Canım yok bir şey. Korkma, yok bir şey. Ah, Abdullah benim her şeyim yani, hemşehrim, akrabam. Seni beklerken burada uyuyakalmışım. Canım, anahtarın olduğunu biliyorum da bu akşam geleceğini hiç düşünmemiştim. Biz de... Aman aman, bu masa ne böyle? Ay, senin için hazırlamıştım. Niye? Çünkü bugün senin doğum günün. Ben unuttum ama sen unutmamışsın. Canım benim. Ben helaya gideyim. Ya tamire falan gerek yok şimdi. Otur sen de iki lokma bir şey yer içeriz. Yok siz yiyin. Hep beraber yeseydik. Sağ ol bacım. Size afiyet olsun. Abdullah yani olsa da olur olmasa da uğraşma. Vay 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 vay. Sen ne kadar marifetli bir kızmışsın. Bütün bunları sen mi yaptın? Hayır, bunları şarküteriden aldım. Evet. Ama şunu ben yaptım, şunu ve tabii ki salatayı da ben yaptım. Canım, nefis. Nice yıllar. Tabii, hep birlikte hayatım. Abdullah, uğraşma onunla. Gel bir lokma bir şey içeceğiz. Çok şeker bitti. Çok. Yani benim yaşamımda, benim başarımda büyük... Senin başarında. Ya, ne dedim ben? o kadar yorgunum ki Aysel, Ece, yani bir yudum aldım bak böyle beynime gitti sanki dün profesyonum. Aman ama sen daha fazla sarhoş olmadan söyle. Ben sana hediyeni vereyim. Ay Ece, Ece'm. Çok teşekkür ederim. Ne kadar sarışsın. Ne var? Bak gömlek kravat diyecektim. Harika, bir de renklerin güzelliğine bak. Çok teşekkür ediyorum sevgilim. Çok teşekkür ediyorum. Aa, bu gazeteler ne böyle? Onlar işte gazeteler. Ne bunlar böyle abuk sabuk şeyleri okumuyorsun herhalde. Yok, evet yani. Hayır da her dakikada bilimsel yayın okunmaz ki hayatım. Onlara bakıyorum bazen öyle kafamı dağıtıyorum. Yoksa benim ne işim var orada? Abuzettin Telkaday falan revani ile baklavayla sarı burmayla oklavadan sıyırmayla. Abuzer Kadayıf Talk Show'a hoş gelmişsiniz. Alkış buran elleriniz dert görmesin. Şimdi iyi ki hoş geldiniz çünkü bu show öyle böyle bir show değil. Bu talk show başka bir talk show. Çünkü bir defa talk show. Yani aç değil. Espri yaptın. Sağ olasın, güler yüzü solmasın. Çünkü bu talk show'da her şey var. Espri var, gırgır var, muhabbet var. Zaten önemli olan muhabbet. Mühim olan muhabbet. Ne demiş adam? Gönül ne kahve ister ne kahvehane diyor böyle. Önemli olan diyor, mühim olan muhabbet diyor. Yani kahve demiş, bahane demiş. Yönetmen, yani işaret, hani seyircinin işareti. Sağ olasın, var olasın, iyi efendim. Hoş yaşayın, hoş geldiniz tekrar. Şimdi şöyle oluyor, ben önce size konuklarımı takdim ediyorum. Kibarlık olsun diye de bayanlardan başlıyorum. Ne demiş adam? Ladies first. Yani karılar önce. Pardon, bu bayan çok şey bir popçu, iyi bir popçu, bir bayan popçu. Ama öyle böyle bir popçu da değil yani. Sesi güzel, fiziki güzel, belin geliyor. Belin, hoş geldin. Belin. Merhaba. Belin'i öptüm. Merhaba Belin. Şimdi bana anlat bakayım, bu belin ne demek oluyor bu? Yok ensen, yok kalçan, yok sırtın. Ne bu belin? Belin değil, benim adım Pelin. Öyle mi? Pelin'i alkışlıyoruz hep beraber. Pelin şöyle bir git bakayım, bu, dön bakayım böyle bu. Senin terzin fakir miydi, kumaşı mı bitti? Belin'i böyle cıbıl bırakmış.
Size kravatımı vereyim, bir elbise yaptırırsan artık ondan sen. Efendim bu benim kardeşimle, bu benim bacımla çok şey yaptık. İki tane güzel turne yaptık. Ama yani böyle değil mi? Bir İzmir, bir de Almanya turnesine çıkmıştık. He, bir İzmir, bir de Almanya turnesine evet. Çıkmıştık. Almanya'da Paris'e gittik. Paris, Almanya'da değil. Biliyorum, ben karıştırdım. Gaf yaptım. Evet, Türkiye'de başbakanlar bile gaf yapıyor. Ben yapmışım çok ya. Peki, gel bakalım Melih. Şöyle gel, yanına otur. Bir de beni düzelttin diye sana ceza veriyorum. Aha bu ceketi de oraya götür, bir yere as bakalım. Evet, Melih'i alkışlıyoruz. Kamerada Melih'in neresini göstereceğini biliyor. Beni gösterecek de. İkinci konuğumu tanıyorsunuz, sahalardan tanıyorsunuz. Ama bu popçu değil, topçu. Yani yeşil sahalardan tanıyorsunuz. Ama ne topçu, gol kralı. Gol kralı sahaların yıldızı Yılmaz. Hadi, hadi, hadi. Hoş geldin sen. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hadi bakalım. Olmuyor, değil mi? Niye öyle Yılmaz kardeşime oley de? Bir de oley. Hadi bakalım. Oley! Nasılsın Yılmaz? Bomba gibiyim. Yapma yahu. Evet. Yani seni törenciler bir yere koyabilirler. Evet, öyle bomba mı? Yok. Evet, yok. Sayılır. Peki de bakalım bana bu. Futbola nasıl başladın sen? Ayak topuna nasıl başladın? Küçükken başladım. Küçükken başladın. Kağıt topla mı? Yok, portakalla başladım. Sen Güneydoğulusan. Yok, Akdenizliyim ben. Atapazarlı olsaydın kapakla mı başlayacaktın? Sen de böyle yerine alıyorum. Tabii. Geç bakalım. Bak sen oraya heykelini de getirttin. Golcü heykeli. Abuzer abi, o bu golfçü yani. O daha küçük evet. Abisi. Büyüyünce o da golcü olacak. Evet, üçüncü konuğum gazeteci bir konuk. Magazincilerin kralı Fahrettin Bulut. Hoş geldin Fahrettin abi. Fahrettin abim yazar ama yalan yok. Doğru yazar. Öyle kimseye çamur atmak yok. İnsan haklarına bağlı. Amsterdam Sözleşmesi'ne imzasını koymuş. Harika. Yani yamuğu yok. Vallahi yok. Vallahi hiçbir zaman abi. Hiçbir zaman olmadı. Bela alayım seni, şeref verdin. Estağfurullah, şeref buyur. Bana. Koltuk biraz yamuk ama onu sen kendine göre düzeltirsin. Sağ ol, ne deriz? Ben de şeyle yerime geçeyim ve de dayanılmaz şov başlayayım. Bunca yıldan sonra keleğe geldik. Hem de kronun biri yaptı bunu, iyi mi? Abuzer Kadayıf. De bakalım Belin kardeş, bu pop şarkıcılığı ne demek? Pop şarkıcılığı... Hani bunu bize de ki, herkes de bilsin öyle ya. Pop şarkıcılığı ülkemizde... Yani ülkemizde pop şarkıcılığı deyince millet neyi anlamalı, değil mi? Pop şarkıcılığı deyince... Bunu en iyi sen bilirsin. Pop türünde şarkılar... Onu sen bize diyeceksin, kim bilecek acaba sen kim diyecek? Niye kendini sıkıyorsan konuş. De hadi. Pop türünde şarkı... Sen orada rahat mısın? Rahatım, rahatım. Çok rahatım. Yani kıpır kıpır ediysen yerinde duramıyorsan da... Yok yok, rahatım ben, rahatım. Burada da mı gol atacaksın? Arkadaş futbolcu adamı, yanı sahalarda gol atmayın. Geceleri de çok gol atın. Kazinolarda, barlarda, meyhanelerde... Karılar, kızlar sandalyelerin üzerinde, masaların üzerinde... Beyle, beyle, eviyle... Nedense de hepsi bu tarafa oynuyor. Bu taraflar sabit. Buradan at. Topaklar kırılıyor, peçedeki altlar uçuşuyor. Ama magazin takip edin ha. Gazeteciler peşinde. Fahrettin abim yakalar yazar. Fahrettin abi, bu bizim Yılmaz'ın da çok haberleri çıkıyor. Sen bu konuda ne diyorsun? Şimdi bak şekerim. Medya gerçekleri yazıyor. Tamam. Medyanın zaten görevi bu. Şimdi. Bir sanatçı. Sualacıma bir şarkıcı. Bir iş adamı. Çapkınlık yapıyorsa eğer, medya bunu yazacaktır. Eyvallah. Niye yazacaktır? Çünkü halktan
gerçekleri saklayamaz. Halk gerçeği bilecek. Alkış! 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 Ne kadar doğru bu işi, ne kadar doğru seni. Halktan gerçekleri saklayamaz. Her gün televizyonda ya şarkı söylüyor ya filmi oynuyor. Bir sürü ayak. Halka bu kadar yakın olunca tabii parti bunun peşine düştü. Hayrettin abi de yap şu işi dedi. Partiye katılsın hesabı. Ne zamandır bir iş istememiş benden. Çaktın mı? Gel gelelim bu pezevenk beni madara yaptı. İşi kabul etmedi. Bana kelek yaptı. Bu çok ciddi ha. Şimdi en büyük futbolcu olmak için ne lazım? Disiplin şart abi. Her şeyden önce disiplin lazım. Bravo. Disiplin olmadan bir bok olmaz. Önce disiplin. Çünkü bizim kendini futbola adamış disiplinli bir halkımız var. Adam maça gitmek için o kadar eziyet çekiyor. Günlerce evvel bilet için kavga ettiği yüzünü gözünü boyu kafasına düt, cop yiyi. Bu düt ne diyeceksin şimdi? Nasıl olsa ben orada bir şey söyleyecektim. Rütük düdük çalacaktı. Ben onu söylemedim, düdük önce çaldım ki göt desem nasıl olsa çalacaklar. Yani maça gitmek ayrı dert, bir de çıkmak ayrı dert. Maçtan çıkıyor zavallı, bu sefer sabaha kadar arabalarla dolanıyor, düdük çalıyor, klaksiyon çalıyor, bayraklar sallanıyor, kolu budu kırılıyor. Coşuyor silah atıyor, bazen birine değiyor, biri gidiyor, dünya değiştiriyor. Bu kadar emek veren, bu kadar disiplinli bir seyirciye karşı disiplinli bir futbolcu olmak şart. Başka türlüsü yok, yok öyle dava. Halkı düşünmek lazım abi. Yani halk bize sevgi, saygı gösteriyor. İcabında deplasmana geliyor bizimle. Yani icabında pazar günü karısının çocuğunun yüzünü göremediği oluyor yani abi. He, doğru dedin. Adam televizyonu açtı mıydı maç seyretmek için? Gözü kimseyi görmüyor. Kadın derse ki ben magazin seyredeceğim, çocuk derse ki ben reklamlara bakacağım, karısının çoluğunun çocuğunu döveyim. Ama sen ne yapıyorsun? Sen dolarları, milyarları götürüp ondan sonra sabaha kadar ballarla, karılarla, kızlarla, değil mi? Ama sen dediysem sen değil. Tespite hata olmaz. Ama böyle yaparsan ne olur? Fahrettin abim yakalar, şak yazar. Niye? O da onun ekmek parası. Elbette yazarım şekerim. Halkı aydınlatmak lazım. Halk karanlıkta kalmayacak. Çünkü halk karanlıkta kaldı mıydı merak ediyor. Hangi herif, hangi karıyla tıngırdı. biz halka diyoruz ki ya kardeşim bak burada hırsızlık var, burada rüşvet var, burada işsizlik var, burada eşitsizlik var, burada yargısız infaz var. O diyor ki yok, hangi karı, hangi herifle tıngırdı. bunu yazacak tabii Fahrettin abim, bunu yazmayacak da ne yazacak? Şiir mi yazsın, roman mı yazsın, makale mi yazsın da o da 312'den tıngırdasın? Benim şahsen basına saygım sonsuz. Hepimizin öyle, benim ayrıca size de saygım sonsuz. hadi kalk bakalım. Ya maşallah, sen ne kuş gibi sen, çektin mi uçtu seni? Kravatını düzelt bakalım beyler. Gel bakalım. Evet, ne okuyacaksın bize? Ne okuyayım? Senin en son albümünde bir tane var ya hani, A şarkısı mı ne, A yüzlü şarkısı, onu yok söyle ya. Ne o, sevdim seni, sevmedin beni, seni. Tamam, okey. Evet, şov bütün hızıyla devam edeyim, huzurlarınızda beni. Bir bilet keselim artık o Deyus'a. Yarın gece gazinoda işi bitirin. Emrin olur abi. İşi bitirin dedikse ölmesin ha. Dizaltı çalışın. Daha çok kaymağını yiyeceğiz o itin. Bacağımdan vurdular. Merak etme, ölmem. Çabuk, çabuk tutun. Hastaneye gidiyoruz. Merak etme canım. Tamam Abdullah. Türkçe en güzel. Paso verirsen. Ulan siz de koruma olacaksınız. Bunlar da koruma olacaklar. Bu korumaları korumaya ayrıca koruma lazım. Tutun ulan, tutun. Aç kapıyı. Çabuk. Merak etme. Ece'nin hastanesi hemen şurada. Çabuk oraya gideyiz. Çabuk otur ya. Ayakına, ayakına. Hadi hadi lan. Adamlar çakır çukur ateş edilmez ki. Emanuel Rose'un ilk kitabında da aynı laf vardı. Erkekler bağımsızlıktan hoşlanır diye. Bunda da aynı şey.
İster entelektüel, ister cahil, ister zengin, ister fakir, hiçbir şey fark etmiyor. Doğru be Hülya, biz yanmışız. Hadi yine seninki her gün uğruyor. Bizim Ersin Bey bazen bir telefon bile açmıyor. Ne yapayım? Dedim ya bugün Sadık izin günümdü. Oh, bütün gün yattım, dinlendim, kitap okudum. Abdülya kaplı Abdullah Bayrak bacağından vuruldu. Tabii kesinlikle. Sanatçının benim sağ kolumda. Tabii. Bu şöhrete erişmemde payı çok büyüktür dedi yardımcısının tedavisi. Özel sağlık hastanesinde ulan, yapılıyor. Ulan siz de koruma olacaksınız. Buna da koruma olacaklar. Bu korumaları korumaya ayrıca koruma lazım. Tutun ulan. Benim eler düşmanım falan da yoktur. Neden oldu? Ben de anlayamadım. Kısa bir süre önce de arabanız havaya uçurdular. He, uçurdular. Uçtu. Araba uçar mı? Uçak olsa neyse ama uçtu işte. Sizce bütün bunlar rastlantı mı? Ortalıkta bir takım söylentiler var da. Söylenti olabilir. Söylenti her zaman olur. Neden? Çünkü meyve veren ağacı taşlarlar. To be or right to be. Peki bu olayların sizce siyasi bir boyutu olabilir mi? Benim siyasetle alakam yok kardeşim. Yani o parti senin, bu parti benim, bende yok. Bende ne var? Bende kardeşlik var. Bende ne bileyim arkadaşlık var. Yani hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Hepimiz bu vatanın çocuğuyuz. Aynı bayrağı tanıyoruz. O zaman kavga niye? Peki mafyanın bir ilgisi var mı? Yani mafyanın ilgisi olabilir. Çünkü memleketimizde mafya, siyaset, ticaret altıgeni var biliyorsunuz. Fakat siyasette demokrat olmak lazım. Yani bir insan sağcı da olabilir, solcu da olabilir. Saygı duyacaksın adamın fikrine değil mi? Şimdi ben acılı ezme seviyorum, sen sevmiyorsun. Şimdi yiyeceksen diye dayatmak olur mu yani? Saygılı olmak lazım. Peki babaların işi olabilir mi? Vallahi bana baba baba sökmez kardeşim. Ben de babayım. Ben 500 kişiye ekmek yediriyorum. Devlete de vergimi takır takır ödüyorum o kadar. Peki bu olaylar hakkında sizin yorumunuz nedir? Vallahi bende yorum yok. Neden yok? Çünkü yorum çok. O diyor eyle, bu diyor böyle. Yani eyle de olur, böyle de olur. Ama ne demiş atalarımız? Lüzumsuz yere konuşma ki adama saysınlar. Yani diyor ki, lüzumlu yere konuş diyor adam, seni diyor adama saysınlar demiş. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım, bugünlük bu kadar. Dağılalım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Kolay gelsin, sağ olun. Arkadaşlar lütfen. Bu işin sonunu çok merak ediyorum Abdullah. Bence bu işin sonu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. İyidir, iyi. Acı veriyor mu acı? Geçmiş olsun Abdo. Sağ ol bacım. Hoş gelmişsin bacı. Merhaba Ersin. Ece diyorum. Bir şey düşündüğün gibi değil ya. Ben ne düşünüyorsam? Dilinizden anlamıyorum Bay Kadayıf. Merhaba Abuzer Bey. Sağ olasın kurban. İşte şöyle Abuzer Kadayıf. İsme bak Abuzer Kadayıf. Niye kandırdın beni? Niye? Gel be. Gel canım. Neden yaptı bunu Ersin? Hala bir şey söylemeyecek misin? Neden olduğunu sana anlatabilmek için bir yere gidiyoruz hayatım. İyi ama nereye gidiyoruz? Merak etme çok uzaklara değil. Şehrin göbeğine gidiyoruz. Çünkü onlar gizli saklı bir yerde değil. Onlar ortada. Ortada ama gören yok. Bilmece gibi konuşuyorsun. Kimlerden söz ediyorsun sen? Sorun olduğu henüz resmen saptanmamış bir sorundan söz ediyorum. Ersin,
biz buraya niye geldik? Senin bunlarla ne işin var? Benim bütün işim bunlarla Ece. Ben tüm bu soytarılığı sadece bunlar için yapıyorum. Nasıl yani? Bunlar, bu yavrular sokak çocukları Ece. Bunlar tinerci, bunlar madde bağımlıları. Bunlar uyuşturucu bağımlısı. Bunlar dileniyorlar, bunlar hırsızlık yapıyorlar. Bunlar insan öldürüyorlar. Bunların hiçbiri okumamış. Bu yavrular büyük kentlerin gelecekteki belalıları. Bunların kurtarılması gerek. Bunların siteye yeniden kazandırılmaları gerek. İyi, ama bu devletin işi. Devletin çok işi var. Bizler de bir şeyler yapabiliriz. Örneğin onlara barınacakları bir yer yapmak. Onların eğitimlerini sağlamak. Geleceklerini garanti altına alabilmek için onlara bir meslek kazandırmak. Yani sen türkücülüğe bu amaçla mı başladın? Filmler, kasetler, talk show, şan şöhret kazanılan bunca para hepsi onlar için mi? Tabii, çok para kazandım. Olağanüstü para kazandım. Ama inan bana, hepsini onlar için harcayacağım. Ersin, seni seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Sen müthiş bir insansın, canım benim. Canım. Profesör Damat Bey, neredesin? Mutfaktayım Abdullah. Ha, burada mısın? Buradayım. Hayrola? İnşallah hayırdır. Neymiş o? Bilmiyorum. Nazmi göndermiş. Seçtakımın babası. Aç bakalım. Aç, neymiş? Bu sefer ayağından değil, kafandan vuracağım. Asiktir. Yapar mı dersin? Kızım, ikide bir ne istiyorsun? Yoksa kafayı mı yedin? Ya o kadar yerde çalışıyorsun. Beni alt kadrona alsana. Hoppala. tabii. Etrafında bir sürü karı kız var değil mi? Hadi bakalım bayan, açıl şimdi hadi. Hadi açıl, açıl. Unutulduk değil mi? Açıl hadi. Karışma lan sen. Kırpalama, yavaş. Lan bana iş ver. İş ver. Bak. Yoksa senden çocuğum var diye ortaya çıkarım. Rezil ederim seni. Ne çocuğu lan? Ne çocuğu? Olsun. Ben bokunu atayım da sen temizle. Medyaya malzeme lazım zaten. Lan iş ver bana, iş. Ev kiramı bile ödeyemiyorum. Bu zamanda kolay mı? Ev kiramı bile ödeyemiyorum. Lan bu zamanda sanatçı olunur mu? Orospu olsaydım keşke. Tövbe, abla da böyleyse ne yapacaksın? Ha, senin tuzukun tabii. Millet de açlıktan ölüyor be. İş ver bana, iş ver. Ne bileyim, turneye götür, ekstralara götür, televizyona çıkar. İş ver bana, iş ver, iş. İyi tamam. Ver şunlara adresini, sahibi işi arayalım bakalım hadi. Götür, tamam hadi. Nasıl içim yanıyor bunları anlatamam. Çocuğum var diyecekmiş. Bırak canım desin. Belki bir gün ben de aynı şeyi söylerim ha. Canım sen de söyle. De hadi Abdo, bir dakika. Gazla. Çişler içe. Yaptık başı yaptırdım beyler. Bir iki parça da buyruk atırdım. Hani böyle açık ekmeğin içine çekeceksin. Üzerine biraz smaklı soğan koyacaksan, ah beyler dürüm edeceksen, her şey yemenin bir usulü ekranı var. Afiyet olsun yavrum. Yok, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın, hayırlı işler versin. Vallahi açılışımıza gelmek de bizi vallahi ihya etti. Yani sürpriz oldu. Başkanım ya. Allah razı olsun. Cümlemizden.
Mustafa sen daha bu işin kralısın ha. Eline sağlık. Afiyet şeker olsun Havuz Erhan Bey. Sen gel hele bakın gel. Gel böyle gel gel. Öpeyim abi. Dur bakayım hele dur. Burası sen her yerde karşıma çıkıyorsun. Beni takip mi ediyorsun? Ne diyorsun? Narkotik şubeden midir? Nedir? Yoksa siyasi şubeden mi? Ha? Abi nasipse ben de sen gibi türkücü olmak istiyorum. De hadi bakalım. Oku bakalım bir tane. Çığır. Tamam ki ya. Yok ben size özel stüdyo hazırlayacağım. Altyapıyı yapacağım böyle depreme dayanıklı. Orada okuyacağız. Ulan tabii burada okuyacaksın. Oku bakayım. De hadi. Maden. Maden dağı dumandır. Daluluy, 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 daluluy. Loy, 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 loy. Tamam, loy. Dur anam, dur. Sen mecbur musun türkücü olmaya? Mecbur musun türkü söylemeye? Söyleme daha iyi. Söylemediğin zaman daha güzel oluyorsun sen ya. Sen niye türkü okuyorsun kardeşim? Sen git bir fabrikaya gir, işçi olarak çalış. Ne bileyim, limon sat, milletvekili ol, borsacı ol, travesti ol, türkücü olmadan ne olursan ol, defol. Popola paşam, balkara keşam. Bu ne böyle bu? Mikrofon kimin? Afiyet olsun Abuzer Bey. He, kebap yiyin, buyurun yiyin, siz de yiyin. Bugün hesap mesap yok. Öyle ya, öyle değil mi patron? Öyle, öyle. Abuzer Bey, yanınızdaki hanım kim acaba? Yanımızdaki hanım, bir hanım. Ama hanım var, hanım var. Bir var hanım, bir de var hanım. Peki, İkisi siz... arasında fark var öyle değil mi canım? Peki size bildik bir soru. He. Aranızda bir şey var mı? Aramızda bir şey var. Aramızda itiraf ediyorum. Hatta çok şey var. Ayran var, acili ezme var, behti var. Çikörte yok. Abuzer Kadayıf bu sorumuza da yine bir espriyle cevap verdi sayın seyirciler. İnsan inanmadığı birini sevebilir mi? Ayrıca sen de bana inanıyorsun ki bugün gazetecilerin olduğu yere benimle birlikte gittin. Bir daha öyle olur olmaz adamlarla bir yere gidersen senin o güzel bacaklarını kırarım. Ne diyorsun Ersin? Hangi adamlar? O Abuzer denilen kro pop folkçuyu kastediyorum. Ha, o mu? O başka. Dünya bir yana, o bir yana. Hayır, sen bu yana, o öbür dünyaya. Abuzer'i yok mu edeceksin? Yarınki açılıştan sonra onu yok edeceğim. Yalnız onu değil, bizi engelleyecek her şeyi yok edeceğim, herkes. Canım.
Efendim, ben gidiyorum bir yatan olay bu için. Yani bu çok sevdiğim bir olay. Bu kurtarıp cemiyeti kapatılmak için bir el. Çocukların bu sevinci, onların topluma kazandırılması müthiş bir şey. Abu Zer'e çok kızıyorduk ama işimize yaradı değil mi? Olsun. Ben yine de türkücülüğü bırakacağın için çok mutluyum. Yahu türkücülüğü niye bıraksın? Yaptığı bunca yatırım ne olacak? Arsalar aldı, tesisler kurdu. Tesis. Oğlum tesis. Öteki başka anlama geliyor. Yahu her neyse ha. Onca kişiye ekmek kapısı açtı. Türkücülüğü niye bıraksın? Gecede milyarlar devriyi. Bırakacak Abdo, bırakacak. Bırakması da gerekli. Ya anlamıyorum sen ne biçim kız sen? Millet zengin koca bulmak için yırtın iyi. Sen zengin koca bulmuşsan betirmeye çalışır sen. Bak hele bunlara bak. Abdo nereden çıktı onlar şimdi? Nedir onlar? Bu ne bileyim sen? Bu atölye, fabrika, tesis demek. Bunlar yüzlerce işçi demek. Bunlar para demek. Bilirsen bunların hepsini Abu Zer kurdu. Doğru mi? Doğru tabii. Nasıl doğru Ersin? Canım işte ya bütün bu teşvikler, krediler Abu Zer Kadayıf'a verildi. Öğretim üyesi Ersin Balkan istese alırdı. Ama bela bitir gücü olunca alıysan. Aha, bunlar da Abu Zer Kadayıf'ın anlaşmaları. Siz de bakın. Aha, bu Almanya turnesi. Bu ayın sonunda 20 gün gideceksin. Eğer gitmezsen oku bakayım. Tanzimat ne kadar? Tanzimat fermanını okutuyor, görüyor musun? Gül sen, gül. Aha burada da İzmir konseri var. Ardından Antalya Festivali var. Dur. Aha bu da televizyona yapacağın talk show'un. Eğer bu talk show'dan vazgeçersen ödeyeceğin tanzimatı bilir misin? Tam 1,5 milyon dolar. Neydi? Dur, daha bitmedi. Aha bu da gazino sözleşmesi. Aha burada da... Ya bu gavurca yazıyı. Amerika turnesi. Türk dernekleriyle bir anlaşma yaptıktık ya, o. Aha, gazetanın düzenlediği gece. Cumhurbaşkanlığı konseri. Askeriye konserleri, 14 tane. Aha, televizyon dizisi. Abu Zer'in aşkı. 39 bölüm. Tanzimatı tam 2 milyon. Yapmasa gitti. Ece? Gitti. Bırak gitsin. Ondan sana fayda yok. Onun kafası çalışmıyor. Bırak gitsin. Erkeğin yaptığı işi beğenmeyen karıdan sana fayda yok. O benim sevgilim. Ama sen onun sevgilisi değil sen. Yaptığın işi beğenmeyince seni terk etti.
Bu oyunun bir kuralı vardı. Bu oyunun saygın bir kuralı vardı. Bütün bu soytarlıklar, maskaralıklar onun içindi. Şimdi kendi kişiliğime dönemiyorum, aklımı kaçıracağım. Sen zaten aklını bozmuşsan, bu kadar seni haybeye okumuşsan, üç kuruşluk memurken milyarlarla oynuyorsun, yetmemiş halkın sevdiği, saydığı bir sanatçı olmuşsan, daha Allah'tan belanı mı arıyorsun, ey? Bana bak, bana. Bana bak, yaşamın içinde değer verdiğimiz kavramlar aynı değil. Beğenilerimiz farklı. Onun için aynı düzeyde buluşmamız imkansız. Anladın mı? Hiç bir bok anlamadım. Türkçe konuşsana. Tamam Allah'ın cezası. Tamam. Yani şunu diyorum, paraymış, şöhretmiş bunlar benim umurumda değil. Umurumda değil çünkü sen salaksan. Geldiğin yerin kıymatını bilmişsen, gittiğin her yerde halk peşinden geliyor. Bakanı, mebusu, yüksek memuru sana itibar ediyor. Millet seni elinin üstünde tutuyor beyler. Aman sen. Evet ama ben şunu diyorum, bunlar benim umurumda değil. Ben bunlara önem vermiyorum. He ya, sen alışmışsındır böyle şeylere. Değilmezsin efendi. Öyle ya, hayatın hep böyle geçti. Okulda yıllarca ders verdin, seni adam yerine koyan oldu mu? Yalan mı diyorum koca? Hiçbir şeyi doğru demiyorsun. Çünkü sen doğru nedir bilmiyorsun. Yıllarca milleti uyuttun. Kaderdi, talihti, dertti diye. Seviyesiz televizyon programları yaptın. Diziler çektin. Duygu sömürüsü yapıp milyarları cebine indirdin. Yalan mı? Dallama. Duygusuz sanat olur mu kral? Halk böyle istiyor. Yeter be, yeter. Halk öyle istiyor diye ben öyle yapmayacağım, yapamayacağım. Anlıyor musun? Senin yok olman gerek. Ben kolayından yok olmam. Gazetçiler yok olmaz. Medya yok olmaz. Milyonlarca seyircim yok olmaz. Bunu artık anla. Anlayayım mı sen? Halka karşı gelinmez. Halk böyle istiyor. Hayır. Halk böyle istemiyor. Bu seni yaratan, senden çıkarı olan güçlerin yalanı. Halka iyiyi, halka doğruyu, halka yararlıyı veremedikleri için bu yalanı savunuyorlar. Defol hayvan. Defol, seni yok edeceğim. Seni yok edeceğim. Yok ya. Ben kolayında yok olmam hoca. Azıcık hesaba gel. Please hoca, akıllı ol. Ya ben koskocaman bir ateş yapmışım. Binlerce kişi etrafında ısınıyor. Sen tek başına işleyerek bu ateşi yok etmek istiyorsan. Senin sidikin buna yetmez hoca. Sus Abuzer. Sus Abuzer. Defol git beynimden. Sus. Sus! Esas susmayan sensin. İsyan edip tepişen sensin namkör koca. Sus! Susmayacağım çünkü ben haklıyım. Sus! Yalvarırım, sus! Beni yok edemezsin akıllı ol hoca. Sus! 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 Yeter! Yeter mi çocuklar? Lütfen biraz daha lütfen. Allah razı olsun Abuzer'den. Vallahi alt kadro aldıktan sonra benim işlerime tutmaya başladı. Hadi bir alt kadrosunu koyan olsa bari. Düşerken tutacak dal bulan.
Alo.